Sizlere iyi geceler Sayın Karadağ. Teşekkürler. Şimdi yurt dışında oyunu kullananların onlarla ilgili bir takım haberler görüyoruz bugünlerde ve seçim güvenliği açısından da sandık güvenliği açısından da diken üstünde bütün Türkiye. Şimdi hal böyleyken Avustralya'dan bir haber geldi. Yok efendim zaten mühür vurulmuş bir takım pusulalar, yok efendim işte zarf eksikti vesaireydi falan. Büyükelçiliğin bir takım açıklamaları var. İsmail Kayhan, bu olayı başından sonra en iyi takip eden gazeteci olarak bize bir anlatır mısınız? Ne oldu, ne bitti orada? Sayın Karadağ, evet Avustralya'daki seçim süreci bir haftada iki kez Türkiye'de gazetelerde yer aldı, manşetlere çıktı. Bunlardan birincisi sizin de belirttiğiniz gibi mühürlenmiş bir zarfın vatandaşa vermeden önce, o kullanması için vermeden önce mühürlenmiş bir zarfın ortaya çıkmasıydı. Bu konuda Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklaması oldu. Ortaya çıkınca işte bu konunun soruşturulacağı şeklinde. Hemen arkasından daha bir hafta geçmeden hemen arkasından bu kez de Avustralya'ya gönderilen oy pusulası zarflarının eksik gönderildiğini öğrendik. Bunu Yüksek Seçim Kurulu'nda, daha doğrusu sandıklarda görevli olan görevlilerin söylediğine göre Melbourne'a gelmesi gereken 28 bin zarfın hiçbiri gelmemiş. Sydney'ye gitmesi gereken 22 bin zarfın sadece 2 bini gitmiş. Bunu Büyükelçi'ye sorduk tabii bu nedir diye. Büyükelçi şey yapmadı yani rakamları doğrulamadı. Ama evet dedi, eksik geldiği doğru. Bunun nedeni nedir diye sorduk. Bilmiyorum dedi. Yanlış bir hesaplama olmuş olabilir dedi. Yani bir hesap hatası olmuş olabilir dedi. Ama dedi sorun değil. Çünkü dedi bizim 2018 seçimlerinden kalan kullanılmamış, açılmamış zarflarımız vardı. O zarflar ve bugün kullanılması gereken zarflar aynı boyutta, aynı mühürde. Yani bir sorun mesela zarflara o zamanki seçimde zarfların yeterince büyük, bugünkü seçimde daha küçük olması gibi de bir şey söz konusu değil. Oylar da kolayca içine giriyordu dedi. Ve elimizde çok yeterli miktarda zarf olduğu için dedi, biz bunu Yüksek Seçim Kurulu'yla konuştuk, partilerin de onayıyla dedi, şey yaptık, o zarfları kullandık dedi. Yani bir sıkıntı olmadı. Sayın Büyükelçinin on binlerce zarftan bahsediyoruz. Skandal değil mi? Hayır dedi. Yani bu dedi öyle bir şey yok. Ve görülmüyor ki bir sıkıntı da olmadı. Zarflar yetti. %30'dan fazla bir oy kullanma artışı söz konusu olmasına rağmen, kullanılan oyda bir artış söz konusu olmasına rağmen zarflarda bir sıkıntı çıkmadığını söyledim. Bunu yazdık işte Türkiye'de yer aldı. Türkiye'de basının da haberi oldu. Ve bildiğim kadarıyla Yüksek Seçim Kurulu'ndan bu konuda bir açıklama ben görmedim. Yani bunlar bir hesap hatası oldu ya da ne bileyim unuttuk kusura bakmayın gibi bir açıklama da doğrusu duymadım. Kaç zarf eksik? Bir daha bir telaffuz eder misiniz İsmail Kayhan? Sizin edindiğiniz kadarıyla. Benim duyduğum rakam iki tane rakam var. Biri 28 bin oy gelmesi gereken, pardon, zarf gelmesi gereken Melbourne'a hiç zarf gelmemiş. 22 bin gitmesi gereken Sydney'ye sadece 2 bin tane gitmiş. Yani toplam 48 bin zarf eksiğinden söz ediyoruz. Duyabildiğimiz kadarıyla yani dediğim gibi Sayın Büyükelçi rakamı doğrulamadı. Peki. Katılım daha önceki seçime göre daha mı yüksek Avustralya'da? Öyle görünüyor. Daha önceki seçimde 2018'de 15 bin seçmen görülüyor, katılmış. Seçmen sayısı daha fazla fakat oylamaya katılan seçmen 15 bin kadardı. Şimdi bir %30 kadar, %35 kadar bir artıştan söz etti Büyükelçi ama rakam vermedi. İsmail Kayan, bu haber tabii ki Türkiye'de bir anda çalkalanıyor, gündem oluyor. Çünkü sandık güvenliğiyle ilişkin çok büyük bir endişe var.
Ama aynı zamanda mesela Avustralya'da meydana geldiğinde bu biraz Avustralya medyasının da ilgi duyduğu bir olay haline dönebiliyor mu, yoksa umursamıyorlar mı? Şöyle mesela benim çalıştığım kurumda bunu şey yapınca bizim genel İngilizce haber dairesiyle de konuştuk, haber verdik. Benden hemen yazmamı istediler. İngilizce olarak bugün SBS'in web sitesinde yayınlanacak. Bunu başka bir medyaya verildiğini sanmıyorum. Eğer duysalar herhalde ilgi gösterirler en azından. Peki. İsmail Kayhan, çok teşekkür ediyorum katkınız için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Hepinize iyi geceler. Evet, sayın seyirciler, dünyanın pek çok noktasında